Evet durumu? İlk müdahaleyi yaptık hocam. Sağ karotis lateralinden vurulmuş. Herhangi bir ana artere isabet etmemiş. Kanamayı şimdilik kontrol altına aldık. Tamam, alalım hocam. Lütfen siz burada bekleyin. Çok korkuyorum ben. Bir şey olmayacak, merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Ya kimdi o kadın? Kimdi o kadın? Ya bizim çiftliğimizde işi neydi? Benim çocuğum canına kastetti. Benim işim. Şişt, susar mısın sen? Canına mı susadın? Bir dakika, bir dakika. Ne demek benim yüzümdendi? Sen tanıyor musun o kadını? Gel hadi biraz bir hava alalım ha. Hiçbir yere gidemezsin. Her şeyi bana anlatacaksın. Şerif. Şerif. İzmir'den. Benim annemle eskiden bir davaları varmış. Şimdi intikam almak için. Benim peşim yok. Annenin bu kadar eksikti ha? Bir annenin bu kadar eksikti. Canlanır. Sen ne bela şeysin be? Ha? Ne bela şeysin? Kocamı öldürdüğü yetmedi. Şimdi de oğlumu alacaksın elimden. Geldiğinden beri başımıza bela oldun. Ne huzur kaldı, ne dirilik kaldı. Gelin abla. Anla artık kızım, anla. Sen buraya ait değilsin. Defol git buradan. Gelin. Kendine gel. Gel sen benimle. Kendine gel. Torunum içeride can çekişiyor. Yeri mi burası? Babaanne, annem haklı. Onun yüzünden bu abim bu halde. Defol gitsin buradan. Ha? Yeter. Tamam. Kızcağızın hiçbir suçu yok. Kadın zıvanadan çıkmış manyağın teki. Ya zaten kafadan sakat. Püskülü bela. Bu tutturmuş Gülizar'da Gülizar'da ta buraya kadar kalkmış gelmiş. Ne yapalım ya? Yani o da sizin kadar mağdur. Ne kadar korktuğunun farkında değil misiniz? He, korktu tabii ya. Her şey o gerizekalının yüzünden. Buradan defol gidecek. Allah Allah. Gülizar, bir su içmek ister misin? Sakın ama sakın onların söylediklerine kulak asma. Senin hiçbir suçun yok. Bu dünyaya gelmem bile suç benim be. Ben kimim ki? Annesinin babasını bile istemediği bir eziğin teki. Kim ne yapsın beni, kime ne faydam var? Gülizar. Haklılar. Suçluyum işte. Tuğrul benim yüzümden vuruldu. Fettah da benim yüzümden. Ben etrafımdakileri sadece acı veriyorum. Başka bir şey yok. Aile benim neyime ya? Keşke ben vurulsaydım. Dünya bir lüzumsuzdan kurtulmuş olurdu. Vallahi. Keşke ben vurulsaydım. Neden bu doktor çıkmıyor? Neden bir şey söylemiyorlar? Kesin bir şey oldu oğlum, bak. Yok abla, yok. Hiçbir şey olmayacak. Bak görürsün, iyileşecek Turun. Sen sadece birazcık sakin ol. Allah'ım oğlumu benden aldın.
Bari torunumu bağışla yarabbim. Eğer ki abime bir şey olsun, yemin ederim kendi ellerimle öldürürüm o yellozu. Evet, çay içmek isteyen. Ben harareti alır diye şey yaptım ama. Bir haber var mı? Sen ne yüze geliyorsun buraya be, ha? Gelin hanım. Ne gelin hanım, gelin hanım, gelin hanım? Ya oldu olacak, bir de gelsin, teselli etsin. İstemiyorum o kızı burada. Görmüyor musun halini ya? Gözleri kan çanağı gibi. O da en az bizim kadar üzgün. Üzgünmüş. Ya bırak babaanne Allah aşkına ya, rol kesiyor, görmüyor musun? Hem ne malum abimi kendi vurdurtmadı. Bile. Sakın duyma. Ne, olamaz mı? Mirastan daha fazla pay alabilmek için belki de yaptı. Yeter ya. Torunum içeride diye ağzımı açmıyorum. Gülizar, sakın. Abuk sabuk konuşma. Siz ağlasanız da, bağırsanız da Tuğrul, Gülizar'ın abisi ve Gülizar hiçbir yere gitmiyor. Gülizar. Bulamayınca seni merak ettik. Nasıl, iyi misin? Öncelikle geçmiş olsun. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Ay çok güzel. Durumu şimdilik stabil. Hayati tehlikeyi atlattı ama, değil mi? Evet, kendisini yoğun bakıma aldık. Bir müddet dinlenmesi gerekecek. Şahane haber. Gözümüz aydın. Yazık. Yalnız kana ihtiyacımız olacak. Hastamız çok kan kaybetmiş. Aranızda sıfır RH pozitif varsa... Ben varım. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Peki, hemşire hanım size bu usta yardımcı olsun. Doktor Bey, çok teşekkür ederim. Çok şükür ya Rabbim, bin şükür. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Aylardan sonra... Senin ne işin var ya? Hadi naşlan yukarı. Biraz korktun gibi geldi bana. Ben? Ha. Ne korkacağım? Ben ne alakası var? Yani unuttun galiba. Sağlıkçıyım ben de. İğne korkusunu hemen tanırım. Özellikle senin gibi keçilerde. Yok yok, da vardır, o da var. İlla bir ayarsızlık yapacaksın değil mi Gülizar? Ne yapayım? Ortayı sen yaptın. En golü attım diye şimdi ağlanma. İyi peki. 1-0. Kolumuzu açalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şimdi ufakken aşı olmuşsundur değil mi? Yo, ben pek hoşlanmazdım ya aşıdan, kaçtım hep. Ha, en azından bir sivrisinek ısırmıştır ama. Oo, bak bizim orada çok şey vardı, bizim aynı arkasında bir çöp... Ha? Çöp yanı vardı. Orada çok vardı ya. Böyle şey yaparlardı, sürü gibi olurlardı. Önümüze gelene bin tekme diye diye insanlara saldırırlardı. Şimdi onlar kocaman da olur tabii. Of, hem de nasıl. Hele akşam oldu mu var ya, düşman askeri görmüş gibi saldırırlardı herkese. Hele en çok da bana. Ay canım Suzi'cim de bana, senin kanında bal var. En çok senin kanını seviyorlar derdi. Ne günlerdi onlar, sivrisinekler. Vallahi ya. Geçmiş olsun. Aa, nasıl ya, bitti mi? Böyle bak istedim. Sen beni konuşturup konuşturup. Ya. Test sonuçları 2 saate kadar çıkar. Ben size bilgi vereceğim. Teşekkür ederiz. Bunlar çok güzel çıkar. Asildir benim kızımın kanı. Asil.